Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati işte 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bültenimize. Bültenimize geçmeden önce hemen şöyle kısa kısa başlıkları sizlere anlatmam lazım. Çünkü yine bugün oldukça ilginç gelişmeler oldu. CHP'yi sarsan bu para sayma skandalında bomba gibi görüntüler var. Bakın güvenlik kameralarına yansıyan işte bu yeni görüntülerde avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine getirilen o para dolu çanta var ya, onun üzerindeki yazı aslında çok dikkati çekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yazdığı görüldü o çantanın üzerinde ve dahası da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş tarafından da işte o çanta teslim alınıyor sevgili izleyenler. Haberin detaylarına az sonra geçeceğiz. Diğer taraftan İstanbul Bağcılar'a gideceğiz. Bu haberi nasıl vereceğiz hakikaten? Dilim nasıl dönecekti? Bu iğrençliklerle dolu haberi sizlere sunacağım. Ben de bilemiyorum. Bir istismar silsilesinden bahsedeceğim. 12 yaşındaki kız çocuğu efendim. Mahallenindeki sucu dükkanındaki gizli bir odada bulundu. Aslında kaybolmuştu ama o odanın istismar için kullanıldığı, aslında bir sucu dükkanı olmadığı, istismar dükkanı olduğu ortaya çıktı. Maalesef az sonra yine detaylarına girmek zorunda kalacağız. Ve son yıllarda artan kredi kartı kullanma alışkanlığımız tabii. Artan kredi kartlarıyla birlikte kesilen komisyonlarda da oldukça yükselen bir rakam gördük. Karşımıza bu da çıktı. Niye oluyor bu diye araştırdık. Beyaz Haber ekibi gitti. Vatandaş için, bizler için bu komisyonlar karşısında hukuki haklarımız neler? Neler yapabiliriz? Bunları araştırdılar efendim. Hepsini Beyaz Ana Haber'de az sonra tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir Burcu Köksal vakasından da bahsetmek istiyorum size. Bu kez skandal ifadelerle DEM Parti'yi hedef alan isim Balıkesir adayı Ahmet Akın'dı sevgili izleyenler. Hem partisini hem de DEM Parti'yi topa tuttu Akın. Neler söyledi neler. Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim şeklinde ifadeleri vardı. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onun yolundan giden şerefsizlerine yakın değilim. CHP yerel seçimde Kandil ittifakını kurarak DEM Parti ile anlaştı, parti karıştı. Burcu Köksal'dan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın kirli pazarlığa zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlerine yakın değilim. Ahmet Akın isim vermedi ama hem DEM Parti'yi hem de kendi partisi CHP'yi yaylım ateşine tuttu. Kullandığı sert ifadeler CHP içindeki huzursuzluğu da bir kez daha gözler önüne serdi. Milletin bayrağına, vatanına şaşırmış, kudurmuş bir şekilde hainlik yapan terör örgütü, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlerine yakın değilim. Hiçbir zaman için yakın olmadım. İlk olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal, seçimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak çıkışı yaptı. Özgür Özel dili sürçtü dedi, bu sözleri düzeltmeye çalıştı. Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır. Şimdi gözler Özgür Özel'in partisini ve ittifak ortağını adeta yaylım ateşine tutan Ahmet Akın'ın bu sözlerini nasıl düzeltmeye çalışacağına çevrildi. Onun yolundan giden şerefsizlerine yakın değilim. Efendim İstanbul Bağcılar'daki mide bulandıran istismar silsilesinin haberine geldi işte sıra. Bir anda ortadan kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu sucu dükkanındaki gizli bir odada yarı baygın halde bulundu.
Olay araştırıldı. Sucu dükkanının aslında bir istismar dükkanı olduğu ortaya çıktı. Kan donduran olayda ele geçirilen bazı dijital materyallerse bir değil, birden çok çocuğun o odada cinsel istismara uğradığını ortaya koydu maalesef. Yani sessizdi, iyiydi, komşularına karşı iyi davranıyordu. Kaç yıldır buradaydı? 10 yılı geçmiştir. Beklemiyorduk. Kız çocuğu kayboldu. Mahallenin sucusunun sapık olduğu, su dükkanının da istismar dükkanı olduğu ortaya çıktı. Getiriyordu. Kız çocuklar hep geliyordu buraya. Getiriyordu işte motoruna önüne oturtturuyordu. Gidiyordu su dağıtmaya. Mide bulandıran olayın adresi Bağcılar. Süngerli oda, komuta yazıları ve tuvalet kapları kan donduran dehşeti gün yüzüne çıkardı. Akıl almaz olayda el konulan kayıtlar bir değil birden fazla kız çocuğunun istismara uğradığını ortaya çıkarttı. Bağcılar yeni mahallede yaşayan 10 yılı aşkın süredir suculuk yapan 60 yaşındaki Metin Şenay herkesin sessiz sakin bildiği bir esnaf gibi duruyordu. Ta ki 12 yaşındaki kız çocuğu kaybolana kadar. Ama hiç böyle bir şey de duymamıştık bugüne kadar. Hani böyle duyulduğunda da şok olduk zaten. Hatta kendi eşi bile buna inanamadı ki. Kendi eşi bile geldi buraya nasıl bağırıyor çağırıyor. Benim eşim böyle bir şey yapmaz etmez. Kendi eşi bile buna inanamadı. Ailesine su sattığı 12 yaşındaki kız çocuğunu okul çıkışı su sattığı aracıyla alıp eve götürmek yerine dükkanına getiren sapık. Ona önce bilgisayarda oyun oynattı, sonra da istismar etti. Ben hemen yan binada oturduğum için benim kızımın odası ya burası duvarları bitişik olduğu için benim kızım ağlama seslerini duyduğunu söyledi ama sabah söyledi bunu bize. Tabii o gece olay olmuştu. Anlayamamış. Eve dönmeyen kızları ailenin yaptığı kayıp başvurunun ardından her yeri kanla kaplı odada yarı baygın halde bulundu. Sapık sucu polisleri görünce kaçmaya çalışsa da yakalandı. 2009 yılında da bir kız çocuğunu istismar ettiği delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İşte o vahşetin yaşandığı dışarıdan su dükkanı gibi duran istismar dükkanı burası. İçerideki arka odada çocukların çığlıkları duyulmasın diye süngerlerle kaplanmış ses yalıtım sistemi duruyordu. A4 kağıtlarına "Sus yoksa seni öldürürüm" yazıları asılıydı. Çocuklar odadan çıkmasın diye de önlerine kap konulmuştu. İstismar dükkanında dikkatleri çeken bir diğer ayrıntı da içeride birçok dijital materyalin bulunmasıydı. El konulan materyaller incelendiğinde de kan donduran gerçekler bir bir ortaya çıktı. Sapık sucu pek çok çocuğa cinsel istismarda bulunmuş, bu istismarları da tek tek kayıda almıştı. Hatta çocuklardan birine 10 yıl boyunca felç kalana kadar istismarda bulunmuştu. Videoların olduğunu biz de duyduk. Yani kamera kayıtlarını, daha çocuğun felç kaldığını hep yargılanmış, yıllarca bu konu hakkında yargılanmış ama biz sonradan duyduk. Aslında yanı başımızda, ben yan tarafta oturuyordum. Mahallede değil, başka mahalleden geliyordu. İki tane kız çocuğuydu. Pikniğe gidiyordu onlarla. Anaları burada duruyordu. Tüyleri diken diken eden olayda sapık sucu Metin Şenay için yüzlerce yıl hapis talep edildi. Yeni mağdurların da ortaya çıkabileceği söylendi. İşte elimize verseler bizim çıtı çıtı kopar dertlerini de bizim elimize vermediler. Halkın eline vereyle de onu. O zaman görürdü günahının kaç bıçak olduğunu. Şimdi benim de kız çocuğum var. Yani bir dönem dışarı çıkamayacak hale geldi. Allah'ından bulsun diyorum. Ne diyeyim? Yani inşallah Allah cezasını verir diyeyim. Devlete güveniyoruz bu konuda. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan Süleyman Geçer, 3 yaşındaki kızını tam 100 gündür göremiyor sevgili izleyenler. Kalan eşyalarını alıp kızını görebilmek üzere de mahkeme kararı çıkartmak zorunda kaldı ama mahkeme kararına rağmen küçük kızının gözünün önünde eski eşinin ve yakınlarının da saldırısına uğradı. Ya sen ne biçim insansın be? Ahlaksız. Ahlak zihnine yerleştir. Kızın gibi olsun değil mi? Bu ruh hastası gibi olsun. 100 gün çocuğunu göremedi. Mahkeme kararıyla yaptığı görüşmede de kızı kucağındayken eşi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Benim eşyalarımı ver. Şey, çocuğun yanında yanlış yapıyorsun. Zat yanında şey, yapmayın. Benim korumaya çalıştığım bir çocuğum var. Çocuğunu bile dinlemiyor. O kadar kinli bir insan ki çocuğa da geldi çünkü otokadı. Ne yazık ki bana saldırdı. Hayır, oraya mavi olmaz. Tamam, orası mavi yapalım. Süleyman Geçer 6 yıllık eşinden şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma kararı aldı. Çift boşandı ama aralarındaki gerginlik bir türlü bitmedi. Boşama kararından sonra zaten eski eşim bana karşı tavrı değişti. Çocuğu göstermemeye başladı. 100 gün çocuğumu ilk etapta göremedim. Mahkeme her hafta sonu görme günü belirledi.
Bunlara riayet etmedi. Eski eşiyle iletişime geçmek için çok çaba sarf eden Süleyman Geçer, kendisine gönderilen ses kayıtlarıyla şoke oldu. Gördüğünüz gibi nispet yapar gibi. Gitti, gelmeyecek artık. O gitti. Bundan sonra kendi yaşayacak. Yok anneciğim, bilmiyorum. İddiaya göre her görüşme talebi tehdit ve hakaretlerle yanıtlanan Geçer, çaresiz mahkemenin yolunu tuttu. Çocuğunu görmesi için gün belirlendi. Ama bu durum karşı tarafın hiç hoşuna gitmedi. Her görmeye çalıştığımda hakaret, tehdit, şantaj, iş yerimi arama, akrabalarımı arama, ses kayıtları gönderme hakkımda bir ton iftiralar atmayla karşı karşıya kaldım sırf çocuğumu görmek istediğim için. Süleyman Geçer kızını görüp kalan eşyalarını almaya gittiğinde de tavır değişmedi. Kızı kucağındayken boşandığı eşi ve akrabalarının şiddetine maruz kaldı. Çocuk kucağındayken. Süleyman Geçer'in tek dileği çocuğuna doya doya sarılıp birlikte vakit geçirebilmek. Bunun için de sonuna kadar mücadele etmekte kararlı. Ha, sen ne biçim insansın be? Ahlaksız. Ahlak zihnine yerleştir. Kızın gibi olsun değil mi? Bu ruh hastası gibi olsun. Ve bir başka inanılmaz hikaye efendim. 18 yaşındaki Nehir Taşkömür dini nikahla yaşadığı gençten bir çocuk yapmıştı. Ancak müstakbel damat Selahattin kendisinden 16 yaş büyük kayınvalidesiyle kaçtı efendim. İnanılır gibi değil. Kayınvalidenin bir aylıkta hamile olduğu ortaya çıktı. TikTok'ta ikilinin o samimi videolarını gören Müge Anlı da izleyiciler de şoke oldular tabii. Müge Anlı ikinci şoku da yaşadı efendim. Kayınvalidenin uyguladığı o güzellik filtrelerini görünce. Şimdi bu normalde hani hanımefendinin. Aa, bu kişisi. Normal hali. Aa, bu. Aa, öpüyor, ben görmedim bunu. Ha, bunlar şimdi kaçtıktan sonraki şeyleri mi? Evet. Yuh devenin nalı. Ben dedim ki yok dedim ya, bu dedim kızıdır dedi. Emin misiniz dedim, bir de inanmıyorum ya ben. Bir ama de tam makyaj yapıyor, sabah gösterdi. Yok yani. Çılgın kayınvalide 16 yaş küçük damadıyla kaçtı. Filtrelerle bambaşka biri oldu. Müge Anlı bu değişikliğe şaştı kaldı. Şimdi şu görünümdeki bir kadın bu görünümde olmayı arzu ediyorsa o filtrelerle ve herkes aynı tipte. Bir kere zaten bu nitelikli dolandırıcılık bir kere var. Nehir Taşkömür yaşı tutmadığı için Selahattin Kaçar'la resmi nikah yapmadı. Dini nikahla yaşadığı 21 yaşındaki Kaçar'dan bir çocuk dünyaya getirdi. Bana eşim ayrılacağını söyledi. Sen beni mutlu edemiyorsun falan filan. Annem olduğumuzda yanımızda beni böyle durmadan bana hakaret ederdi. Ama müstakbel damat Kaçar kendisinden 16 yaş büyük kayınvalidesi Şirin'le kaçtı. Film gibi olay stüdyoya taşındı. Şimdi senin yani kocan annenle mi kaçtı diyorsun? Hatta bana kaç tane fotoğraf attılar. Bu yani son zamanlarda kendine bayağı bir bakmaya başlamıştı. Böyle ilaçlar falan kullanıyordu. Sende görmediğim mutluluğu annende gördüm. Senin vermediğin mutluluğu annen verdi bana. Sen annenin tırnağı bile olamazsın. Bana böyle hakarete daha da küfürler var. Canlı yayına telefonla bağlanan Selahattin Kaçar, kayınvalidesini kaçırmadığını, şiddet gördüğü için yardımcı olduğunu iddia etti. Sen şimdi müstakbel kayınvalidenle kaçtın mı? Ben ona yardımcı oldum sadece. Bu TikTok'lar ne? Normal kötü bir görüntü değil ki, sıcakkanlı bir insan olduğundan dolayı. Başladım ya. Başlatma şimdi sıcakkanlılığından. Ne sıcakkanlılığı be? Kaçtın mı kaçmadın mı? Ben onunla kaçmadım. Bu sadece karısının koca şiddet gördüğünden dolayı. He. Yardım ettim sadece. Nereye götürdün? Ben Adana'ya getirdim. İkili samimi oldukları videoları TikTok'ta sık sık paylaşıyordu. Şirin Taşkömür'ün filtreli görüntüleri ise ağızları açık bıraktı. Şimdi bu normalde hani hanımefendinin? Aa, bu kişisi. Normal hali. Aa, bu. Aa, öpüyor, ben görmedim bunu. Ha, bunlar şimdi kaçtıktan sonraki şeyleri mi? Evet. Yuh devenin nalı. Tamam, peki bu TikTok videosu ne o zaman? Evet aslında... aşkım benim de yazdı. Bak gördünüz mü, orada yazıyor. Tüm bu yaşananlara isyan eden Nehir Taşkömür biriktirdiği 2 burma bileziği ve 11 bin lirayı alıp kaçtıklarını iddia etti. Bilezik mülezik olay diyor. Bu yalan söylüyor. Yüzüklerimi ve bir tane daha çeyreğimi alıyor götürüyor bu. Bir de çocuğuma 11 milyar biriktirdiğim paramı da alıyor götürüyor. Benim elimden çıkarttı Cumhuriyet. Bileklik çıkarttı.
Elimdeydi, tuttu annemin eline taktı. Şirin Taşkömür'ün damadından bir aylık hamile olduğu iddiası stüdyoda buz kestirdi. Kendi damadından çocuk yapacağından mı yalan? Ben dedi bir aylık hamileyim dedi, Şahin'den dedi. Ya siz utanmıyor musunuz gerçekten ya? Sen kayınvalide anne, siz utanmıyor musunuz yani, ne var ne ya var deyip duruyorsunuz? Nigar'ım ben size ne diyorum, ben başka yerde çalışıyorum. Damat kayınvalidesinin elini öper. Amin. El öper el. El öper yani. Tutup da böyle videolarda çektirmez. Gelsin, onunla yüzleşmek istiyorum ben. Sevgili izleyenler, Adana'da trafikte bir kadın öğretmen gelecek ekranlarınıza. Yol verme tartışmasında başka bir kadını otomobilinin içinde yumruklarken hem de. O saniyelerde efendim bizler de kayıtları izledik. Hakikaten gözlerimize inanamadık. Trafikteki yol verme tartışması kadınlar arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselel Paşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kadın sürücü yolu paylaşamadı, sinirler gerildi. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kadın sürücü kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı. Darp edilen kadının araçta çocukların var git diye bağırdığı duyuldu. O anlar başka bir sürücü tarafından an be an görüntülendi. Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırgan kadının bir okulda öğretmen olduğu belirlendi. Gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Efendim, annesiyle pazar alışverişine giden 2 yaşındaki Ayşe işte ekranlarda, kaşla göz arasında kayboldu. Hep ebeveynleri zaten bu yönde uyarıyoruz ya, aman dikkat edin, aman elini bırakmayın diye. Uzun uğraşlar sonucunda Ayşe bulundu bulunmasına, ama bu kez de polisin elinden kaçtı. Firari bebeğin polisi peşinden koşturduğu anlara gidelim şimdi de. Bu tarafa mı gitti? Ya burada. Polisi peşine taktı, pazarı birbirine kattı. Firari bebek herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tamam, gel. Bir kadın 2 yaşındaki kızını bebek arabasına koydu, pazara alışveriş yapmaya gitti. Ancak firari bebek kaşla göz arasında bebek arabasından inip kaçtı. Panik olan anneye çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Ancak minik kaçağı bulamadılar. Durumu zabıtaya ve polise bildirdiler. Hanımefendi patates seçiyordu burada. Çocuk da hemen arka tarafındaydı arabanın içerisinde. Patates seçerken bir anda çocuk kayboldu. Sağa gittik, sola gittik, böyle baktı, her tarafa baktı, yok. En son camiyi aradık, cami hocasını. Oradan bulundu çocuk. Camiden kayıp anonsu yapıldı. Firari bebeği bulmak için herkes seferber oldu. Afacan en sonunda polis ekipleri tarafından pazarın dışında bulundu. Yani sokakta yürürken bulmuşlar. Şunu biraz yukarı doğru pazarın dışına çıkmış. Annesine götürüldüğü sırada polisin elini bırakan Afacan yeniden koşmaya başladı. O koştu, polis yakalamaya çalıştı. Mini'nin ikinci firar girişimi tebessüm ettirdi. Bu tarafa mı gitti? Ya burada. Tamam. Uzun uğraşlar sonunda kızını kucağına alan anne sevinç gözyaşlarına boğuldu. Malumunuz son yıllarda kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte kesilen komisyonlarda da adeta patlama yaşanıyor. İşletmeler komisyonsuz satış yapmaz oldular. Peki efendim, böyle bir durumla karşılaşan tüketici, vatandaş ne yapmalı? Hakkını acaba nasıl aramalı? İşte yanıtı. Banka kartı kullanıyor musun? Tabii ki kullanıyorum. Kredi kartı kullanıyorum, evet. Neredeyse her cüzdanda en az bir tane bulunan kredi kartları bu kez kesilen komisyonlarla gündemde. Bence çok fazla. Çok fazla. Sadece bir işlemde 8-9 lira civarında para kesiliyor ve bu 200 liraya katladığı zaman 15-16 lirayı buluyor. Yanlış bir şey. Komisyon alması yanlış bir şey. Kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte bakkaldan taksiye, taksiden kırtasiyeye hemen hemen her iş yerinde komisyon bedeli uygulanıyor. Hal böyle olunca hem esnafın hem de müşterinin beli bükülüyor. Bunu yaşadım. Çok fazla bir şekilde yaşadım. En son birkaç kitap almıştım. Aldığım kırtasiyede nakitim yoktu. Bu yüzden kart ödemek istedim ama 220 yerine 225 lira talep etti. İBAN'la göndereceğim zaman para kesildiği oldu. Birkaç lira da olsa kesildiği oldu. Tüketici hakem heyetine başvuran vatandaşlar komisyon bedelini iade alıyor.
Satıcıya ise idari para cezası kesiliyor. Tek seferlik çekimlerde 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesine göre üye işçilere herhangi bir şekilde komisyon, masraf talep edemezler. Bu şekilde herhangi bir şekilde komisyon ve masraf alınması halinde tüketicimiz bunun iadesi için tüketici hakem heyetine başvurabilir. Peki haksız komisyon iade talebi nasıl oluşturulur? Detayları Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü anlattı. Komisyon alınması halinde o alınan kişi muhafaza etsinler ve E-Devlet uygulaması üzerinden ya da kaymakamlıklara bizzat giderek başvuru yapabilirler. Oturdukları yerden E-Devlet uygulaması üzerinden TÜBİS sistemine girip tüketici hakem heyeti başvurularını gerçekleştirebilirler. Uğraşmazdım sanırım. Neden uğraşmazdın? Çünkü yani hangi birinin peşinden gideceğiz bilmiyorum o yüzden. İki kuruş için olsa bile ben kesinlikle hakkımı ararım. Efendim İngiltere kraliyet ailesinin yeni varisi Galler Prensesi Kate Middleton. 83 günlük gizemli kayboluşunun ardından işte ilk kez görüntülendi ama bu görüntüler komplo teorilerini bitirmek bir yana daha da arttırdı. Nedeni de görüntülerdeki kişinin ya dublör ya da yapay zekanın bir ürünü olduğuna yönelik ortaya atılan yeni iddialar. Şimdi izleyelim bir de siz karar verin efendim. Bu görüntüler İngiltere'yi karıştırdı. Kayıp Galler Prensesi 83 gün sonra ortaya çıktı. Gören bir daha baktı, kimse onun prenses olduğuna inanamadı. İngiltere tahtının yeni varisi Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında Londra'da geçirdiği ameliyatın ardından sırra kadem bastı. Komplo teorileri de ardı sıra geldi. Gazetelere İngiltere'de ikinci Diana vakası manşetleri atıldı. Kimi prensesin öldüğünü, kimi de aldatıldığını iddia etti. All things mental health. It is so important that we... Dedikoduları susturmak isteyen kraliyet ailesi prensesin sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ama onun da Photoshop'lu olduğu ortaya çıktı. İngiltere ve dünya fotoğraf fiyaskosuyla çalkalandı. Prens Henry'nin abisi Prens Williamson öfke sorunu olduğundan bahsettiği röportajları öne sürülerek prensin prensesi öldürmüş olabileceği bile iddia edildi. Köşeye sıkışan kraliyet ailesi bir açıklama yapacağını duyurdu ama açıklama yapılmadı. Açıklama yerine İngiliz gazetesi The Sun'a prens ve prensesin alışveriş yaparken çekildiği görüntüler verilerek servis ettirildi. Gazete görüntüleri seni görmek güzel Kate başlığıyla servis etti. Prensesin mutlu ve rahat görüldüğüne dikkat çekilse de görüntüleri izleyenler onun prenses olduğuna inanmadı. Sarayın olayın üzerini kapatma çabası olarak görüldü. Komplo teorilerini ortadan kaldırması hedeflenen bu görüntüler yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Prenses yerine dublör mü kullanıldı yoksa görüntüler yapay zeka ile mi hazırlandı soruları ülkenin yeni gündem maddeleri oldu. Evet, yerel seçimlere artık 11 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Isparta ve Burdur'da düzenlediği mitinglerde verdi mesajlarını ve CHP'yi sarsan skandal para sayma görüntüleri üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Deste deste dolarlarla seçim kazanmaya çalışıyorlar dedi. Deste deste dolarlarla. Öyle mi? Nereye gidersin? İşte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ben Ispartalı kardeşlerime İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak onları da dikkatle uyarmalarını istiyorum. CHP'yi sarsan skandal para sayma görüntüleri üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Deste deste dolarlarla seçim kazanmaya çalışıyorlar dedi. Hiçbir eser ve hizmete imza atmadan bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin hasbelkader yönetimleri ele aldıkları şehirlerimizi nasıl geriye götürdüğünü çevrenizdeki örneklere bakarak sizler de görüyorsunuz. Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öte gitmiyor.
Yerel seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Güller Diyarı Isparta'ydı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. İşte Isparta! İşte Recep Tayyip Erdoğan! Arkadaşlara dedim ki, emniyete sorun bakalım. Şu anda alanda ne kadar Ispartalı kardeşim var? Ne dediler? 35 bin. İşte Isparta bu. Gül diyarı bu. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını anlatan Erdoğan, savunma sanayinde atılan adımların önemine de dikkat çekti. Şu anda biz dünyada havada var mıyız? İnsansız uçaklarımızda var mıyız? Şu anda daha da yapacağız. Dünyada insansız hava araçlarında ilk üç, ilk dördün içindeyiz. Peki bu ülkenin adı? Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. %20'si yerli. Biz geldik. Bu %20'yi nereye çıkardık? %80'e. Bize tabanca vermiyorlardı, tabanca. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında ikinci durağı Burdur'du. Erdoğan, Özgür Özel'in skandal darbe çağrısına sert tepki gösterdi. Darbe şakşakçılığını bırak dedi. Özgür Efendi'nin bizzat kendisi ise akılla, mantıkla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş. O da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Özgür Efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin. Ve bakın, CHP'yi sarsan bu para sayma skandalında ortaya yeni çıkan görüntüler var efendim. Gündeme bir kez daha aslında bomba gibi düştü. Çünkü güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntülerde avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine getirilen para dolu çantaların üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yazdığı görülüyor sayın seyirciler. Ve bu çanta Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından da teslim alınıyor. Para sayma skandalında ortaya çıkan bu yeni görüntüler adeta ikinci deprem etkisi yarattı. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı eserler ve hizmetlerle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine getirilen çantalar dikkat çekiyor. Görüntülere yansıyan en çarpıcı detay ise çantalardan birinin üzerinde yazan İBB Spor Kulübü yazısı. Çanta Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından teslim alınıyor. İBB Spor Kulübü yazılı çantadan deste deste paralar çıkarılıyor ve sayım işlemine geçiliyor. Hiçbir çekinecek şeyimiz yok. Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli, alınan bina belli. Yeni görüntülerde paraları Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'e, İmamoğlu'nun 2015'te CHP Beylikdüzü ilçe başkanlığına getirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer veriyor. Eğer bir suç varsa, bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa, yani bir suçtan kaynaklanan bir gelir varsa, tüm bunlar ortaya çıkacak. Deste deste euroları avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde sayan ve Keleş'in taşımasına yardımcı olan isim de İmamoğlu'nun CEO'su Tuncay Yılmaz'dı. O anlara CHP eski il başkanı yardımcısı Özgür Nas da tanıklık etti. Gökhan Taşkapan herhangi biri değil. Paranın teslimi niye sizin ofisinizde yapıldı dedi. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını
Ekrem Bey'in ekibi istedi dedi. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın yer aldığı para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma devam ediyor. İfade veren isimlere her gün yenileri ekleniyor. Sorsanız bu paralarla CHP'ye il binası alındı diyorlar. Ama alındığı söylenen il binasına ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor. Paradan Kule skandalında bir isim daha deşifre oldu. Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de yer aldığı ortaya çıktı. Öksel'in kayıt dışı para olayının kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen görüntülere bir tepki de gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Sen niye aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun kardeşim? Ya bir binayı bile almayı beceremiyorlar ya. Ya bir binayı usulüne uygun almayı becerememişler ya. Kendi başlarına bela olmuş. Bir binayı almayı bile beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi ya? Parayı getiren, taşıyan ve sayan kişilerin hepsinin ortak noktası İmamoğlu'na yakın olmaları. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kemal Çiçek'e göre Ekrem İmamoğlu skandalı örtbas etme yolunda bir kaçış noktası arıyor. Bütün oklar Ekrem İmamoğlu üzerine yöneldiği için Ekrem İmamoğlu da bir kaçış noktası arıyor. Yani kendince bir gerekçe yaratmaya çalışıyor. Efendim Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaşlılara saygı haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi ve Erdoğan büyüklerin aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne dikkati çekti. Saça ve sakala düşen aklar emeğin, alın terinin ve arifliğin izidir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yaşlıların hayatın her aşamasında deneyimlerinden yararlanılması gereken birer hazine olduğunun altını çizdi. Sofralarımızın baş köşesi ise aileyi birleştiren, bir arada tutan büyüklerimize ayrılır. Nitekim kültürümüzde ve manevi dünyamızda yaşlılığın müstesna bir değeri vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaşlılara saygı haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programı düzenledi. Davetliler arasında Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri yer aldı. Sizlerin yeri hepimizin kalbinde en müstesna köşededir. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Şahsınızda kalpleri merhamet ve şefkat pınarı olan tüm büyüklerimizin ellerinden hürmetle öpüyorum. Erdoğan, büyüklerin yakın tarihin canlı tanıkları, binlerce yıllık kültürün manevi taşıyıcıları olduğunu ifade etti. Zira büyüklerimiz, yakın tarihimizin canlı tanıkları, binlerce yıllık kültürümüzün manevi taşıyıcılarıdır. Yaşlıları ile bağ kuramayan bir toplum, geçmişin birikimiyle donanmış, eşsiz bir pusuladan mahrum kalıyor demektir. Erdoğan, büyüklerin aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğuna da işaret etti. Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkanı sunan projeleri hasreten önemli görmeliyiz. Yaşlıların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çatısı altında ev sıcaklığında bakım hizmeti alabildiğini söyledi. Huzur evlerinin sayısının ve kalitesinin istikrarlı bir şekilde artacağını belirtti. Ülkemizde 63 adet resmi huzur evi hizmet verirken bu sayı 168'e ulaşmış durumda. Bakım hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan rehber ile yaşlı bakım kuruluşlarının standartları iyileştiriliyor. Diğer yandan bakanlığımızın hayata geçirdiği evde bakım sistemi ile yaşlılarımız kendi evinde bakım imkanı elde edebiliyorlar. Ve böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.